Herkese merhaba. Bugün konuşacağımız konu Unutulmuş Yerler evreninde Yüce Irkı'nın kurmuş olduğu ilk büyük ve büyülü şehir olan Gantlegrim. Gantlegrim'i kuran cüceler kuzeyden gelen Delzun cüceleri. Kuzeyde yaşam çok zor, hava çok sert. Dolayısıyla bunlar da Feorun'un güneyinde bize daha iklimi düzgün, daha insancıl koşullar yaşayabileceğimiz bir alan lazım diyerekten yola çıkıyorlar ve bugünkü Gantlegrim'in yapısını oluşturan araziye çörekleniyorlar. Bu araziyi kazmaya başlıyorlar. Derine iniyorlar. İndikçe mutlu oluyorlar. Çünkü normalde karşılarına çıkacak olan madenler altın, kömür, yakutken burada elinize aldığınız zaman veya çevresinde bulunduğunuz zaman büyüyle parlayan taşlarla karşı karşıya geliyorlar. Peki diyorlar ki bu taşlar neden büyülü? Acaba bunun da aşağısında daha büyülü taşlar var mı diye düşünüp kazmaya devam ediyorlar. Ve kazdıkça büyünün kaynağının farkına varıyorlar. Büyünün kaynağı Şafak Savaşı'nda tanrılarla savaşmaktan yorulmuş, kendini sonsuz uykuya adamış, uyandırılmış durumunda çok kızgın hale gelecek büyük bir primordial. Bedeni ateşlerle kaplı, ebadı kocaman, ismi de Magera. Cüceler Magera'yı gördüğü anda kazmış olduğu kuyuları büyülü kapılarla kapatıyorlar, yerin altında başka yönlere sapmaya karar veriyorlar. Çünkü onlar da biliyorlar ki bir primordial'la karşı karşıya kalırsanız kaçmak zorundasınız. Şimdi önceki videolarımda Nitelli İmparatorluğu'ndan bahsetmiştim. Yukarıya kartları bırakırım, oradan bakabilirsiniz. Nitelli İmparatorluğu düşmeden önce Niteris insanları Irisk adındaki şehre, şu anki ismi Luskin, çok fazla yardım ediyorlar. Bu şehrin inşasında ve kurulmasında Niteris insanlarının parmakları oldukça fazla var. Bu Niteris İmparatorluğu'nun büyü patlamasından sonraki insanları, kaçan insanları Luskin'e yerleşiyor. Luskin de bunlara kucak açıyor. Çünkü sonuçta emekleri var bu insanların. Bunları kabul ediyorlar. Bu Luskin'e kaçan insanlar içerisinde bir tane büyücümüz var. Bu büyücümüz artık büyüye tövbe etmiş. Benim halkım ve ben büyü yüzünden çok fazla zarar gördük. Bundan sonra büyü yapmayacağım diyerek diyar diyar gezen, hayattaki amacını kaybetmiş ve kendine yeni bir amaç belirlemek isteyen bir büyücü. Bu büyücümüzün ismi Marin. Marin, Magera'nın yani Primordial'ın varlığını hisseder hissetmez çok heyecanlanıyor. Çünkü ne kadar bastırmaya çalışsa da içindeki büyü gücü onu büyülü varlıklara karşı ilgisiz kalmasına izin vermiyor. Cücelerle irtibata geçiyor. Diyor ki cücelere, bakın bu enerji çok büyük bir enerji. Buradan gelen büyülü taşlarla, madenden çıkan taşlarla güzel tesisatlar yapalım, büyülü eşyalar yapalım, zengin olun. Bu eşyaları kuşanın, güçlü olun. Ben de bu şekilde hem içimdeki amacımı bulmuş olurum, size de faydalı olurum diyor. Ama her şey böyle değil. Normalde Marin'in amacı Magera'yı kontrol altına almak. Çünkü biliyor ki Magera'yı kontrol altına alırsa en güçlü o olacak. Ve tüm ticaret, tüm bu büyülü taşların tüm olayları kendinden geçecek. Marin ve elf büyücüler büyük bir büyü yapıyorlar ve Magera'yı nihayetinde kontrol altına alıyorlar. Kontrol altına alınan Magera'yı Gantlegrim'de Great Forge adı verilen bir alana hapsediyorlar. Bu alanda dövülen kılıçlar ve kalkanlar Magera'nın o ateşli büyü özütüyle birleşerek ve büyülü taşlarla birleşerek daha önce hiç yapılmamış eşyalara dönüşüyorlar. Hiçbir imparatorlukta, hiçbir çevre ilde bu kadar güçlü, bu kadar sağlam, bu kadar iyi eşyalar yok. Tabii ki bunun ticareti yapılıyor, güzel paralar kazanıyorlar, mutlu oluyorlar. Elfler, insanlar, cüceler ilk defa bir arada huzurlu bir şekilde yaşıyorlar. Ama gelin görün ki bu dünyada da, fantastik dünyada da her güzel şeyin bir sonu var. Nasıl oluyor bu son? Ondan önce biraz daha size Gantlegrim'den bahsedeceğim. Şehir çok büyük, o kadar büyük ki kapılarından ejderha bile geçebilir. Kapıların yapı taşları demir, mitraldan ve taştan yapıyorlar. Kapıların açılması ve kapanmasındaki tüm yetki cücelere ait. Kapılar büyüyle kaplı ve çok ağır. Şehrin belirli yerlerinde de tanrılarının, adı da Mordinsman, heykelleri bulunmakta. Şimdi yıkıma geçelim. Her şey güzel gidiyordu. En güzel silah bu ulusa aitti. En güzel ekipman bu ulusa aitti. Herkes çok mutluydu. Gelin görün ki yüzyıllar boyunca kuzeyde büyük bir tehdit, onlarca
tribal yani kabile. Onlarca farklı tende, renkte, tonda, güçte, tipte ork bir araya geliyorlar. Gözlerini kan bürümüş ve yüz binlerce ork Gantlegrim'e saldırıyor. Cüceler komple yerle bir oluyor. Luskinli insanlar denize atlıyor veya büyüyle kaçıyorlar. Elfler bir araya geliyor, ork saldırısını durduruyor. Fakat işin sonunda bir avuç elf kalıyor. Orkların hepsi ölse de kendileri en baştan beri medeniyet kuramıyorlar. 10 yıllar sonra Gantlegrim'e tekrardan insanlar geliyor. Ama böyle büyük bir insan topluluğu değil. Daha çok böyle tarımla, çiftçilikle, ticaretle geçinmeye çalışan bir insan topluluğu. Savaşçı bir kavim değil yani. Fakat insanların oraya geldiğini hisseden bir başka varlık da var. Varlıklar da var. Bunlar da İritidler. İritidler insanların veya insana benzeyen varlıkların, elflerin, cücelerin vesaire beyinlerini emip onlardan beslenip o beslenme gücüyle de başka humanoidleri, başka insansı varlıkların üzerinde zihinsel dominasyon sağlayabilen varlıklar. İritidler ve onların kontrol altında almış oldukları kurt adamlar insanlara saldırıyor ve Gantlegrim bu sefer İritidlerin eline geçiyor ve tam 1000 yıl boyunca bu şehir onlarda kalıyor. Gantlegrim unutulmuş yerler evreninde şu anki zamanda günümüzde hala onarılan ve onarılması belki de yüzyılları alacak olan bir şehir. Belki de siz kendi maceralarınızda bu şehri tekrardan yaşanabilecek bir hale getirebilirsiniz. İnsan beyinlerini emen, onları kukla haline getiren İritidleri de kovabilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse lütfen beğenin, abone olmayı unutmayın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.